Merhaba arkadaşlar. Bugünkü AYT'nizi çözeceğim. Birinci soruyla başlıyorum. Doğrusal bir yolda hareket eden M kütleli bir cismin hız zaman grafiği verilmiştir. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Birinci öncülde cismin T ve 4T arasındaki momentumlar eşittir diyor arkadaşlar. Hayır eşit olamaz. Neden? Çünkü yönü değişmiş arkadaşlar hareketlerin. Yönü değiştiği için momentumla aynı diyemem. Momentumların eşit diyemem. Birinci öncülümüz yanlış. İkinci öncülde diyor ki T 2T aralığında cisme uygulanan itme sıfırdır. T 2T aralığına baktığımız arkadaşlar momentumu değişmemiştir. Momentum değişmemişse eğer cisme uygulanan itme de sıfırdır diyebiliriz. İkinci öncülümüz doğru. Üçüncü öncülde cismin 2t ve 4t arasındaki kinetik enerjileri eşittir diyor arkadaşlar. 2t ve 4t arasındaki 2t ve 4t anına baktığımız arkadaşlar, cismin hız büyüklükleri eşit olduğu için arkadaşlar kinetik enerjilerine eşit diyebilirim. Doğru cevabımız 2 ve 3 denizli. İkinci soruda yer çekiminin ihmal edildiği ortamda yüklü paralel levhalar arasından eksi yüklü parçacık 4 metre bölü saniye büyüklüğündeki hızla fırlatılan elektrik ve B manyetik alanında sapmadan yoluna devam ediyor diyor arkadaşlar. Levhalar arasındaki elektrik alan şiddeti 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 Newton bölü klomp olduğuna göre yargılanan hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Cisme levhalar arasında bir elektriksel kuvvet etki edecektir arkadaşlar. Ve eğer yük sapmadan devam ediyorsa demektir ki bu da dengelenmiş kuvvetler etkisi altındadır. Yani elektriksel kuvvete zıt yönde bir manyetik kuvvet etki etmek zorundadır. Birinci de bakalım. Ortamın manyetik alanı sayfa düzeyine dik içeri doğru diyor arkadaşlar. Ortamın manyetik alanı bulmak için arkadaşlar ne yapacağız? Sağ eli baş parmağını eksi olduğu için arkadaşlar hızın tersi yönde yapacağız. Hızın tersi yönde yaptıktan sonra arkadaşlar avuç içi eksi y'yi yani manyetik kuvvetin yönünü gösterecek şekilde gösterdiğimiz arkadaşlar sayfa düzlemine dik ve içeri doğru olacağını görebiliriz. Yani birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncülde manyetik alanın büyüklüğünden bahsetmiş arkadaşlar. Manyetik alanın büyüklüğünü bulmak için ne yaptık arkadaşlar? Elektrisel kuvveti manyetik kuvveti eşitlediğimizde manyetik alanın büyüklüğünü Elektrik alanı hıza böldüğümüzde arkadaşlar hız büyüklüğüne böldüğümüzde manyetik alanı bulabiliriz. Buradan manyetik alanımız ne geldi arkadaşlar? 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 hmm. Tesla geldi. İkinci öncülümüz de doğru. Üçüncü öncül de diyor ki V hız arttırılırsa parçacık K levhası yönünde sapar diyor arkadaşlar. Eğer hız büyüklüğünü arttırsak arkadaşlar manyetik kuvvetimiz artacağından arkadaşlar parçacık L levhası yönünde sapar. Üçüncü öncülümüz yanlış. Doğru cevap 1 ve 2 Ceyhan. Üçüncü soruda dengelenmiş kuvvetlilerin etkisinde olan bir cisim için yargılarından hangileri doğru olabilir diyor arkadaşlar. Eğer bir cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeyse arkadaşlar ya durur ya da sabit sürat ile hareketine devam eder arkadaşlar. Yani birinci ve ikinci öncülümüz doğru. Üçüncü öncülde diyor ki sabit ivme ile hareket eder. Cismin sabit ivme ile hareket edebilmesi için arkadaşlar üzerinde net bir kuvvetin olması gerekiyor. Eğer net bir kuvvet varsa üzerinde bu da dengelenmiş kuvvetin etkisi altında olmadığını gösteriyor bize. Üçüncü öncülümüz yanlış. Doğru cevap 1 ve 2 Edirne. Dördüncü soruda şekildeki gibi birbirine paralel x y tellerinden ix akımdan geçmektedir. Tellerin k noktasında oluşturduğu manyetik alan sıfır olduğuna göre tellerin l ve m noktalarında oluşturduğu bileşkin manyetik alanların büyüklükleri oranını soruyor arkadaşlar bize. Öncelikle tellerin K noktasında oluşturduğu manyetik alan sıfır arkadaşlar X ve Y telleri K noktasında eşit büyüklükte ve zıt yönlü manyetik alanlar oluşturmak zorunda arkadaşlar. Yani x telinden sola doğru bir akım geçiyorsa y telinden sağa doğru bir akım geçmeli ki zıt yönlü manyetik alanlar oluşsun. Sonrasında büyüklüklerine bakmak için arkadaşlar ben diyorum ki büyüklükleri uzaklıklarıyla ters orantılı olduğu için arkadaşlar ben diyorum ki d uzaklıktaki x teli i akımı geçiriyorsa üzerinden i akımı geçiyorsa 3d uzaklıktaki y telinden 3i akım geçmek zorundadır arkadaşlar. Sonrasında L noktasındaki bileşke manyetik alanı bulmak için arkadaşlar öncelikle sahil kuralından baktığımızda X teli dışarı yönlü, Y teli de sarfı düzeninden dışarı ve dik yönlü bir manyetik alan oluşturacak. O zaman diyoruz ki eğer X telinden I akım geçiyorsa ben bunu manyetik alana B diyorum. D uzaklıktaki L noktasındaki manyetik alana B diyorum sonrasında Y telinden 3 i akım geçiyorsa D uzaklığındaki L noktasındaki manyetik alanı 3B diyorum arkadaşlar. İkisinin yönünde aynı büyük aynı yönlü olduğu için arkadaşlar ben bunların bileşkesine 4B dedim. Sonrasında M noktasına bakıyorum arkadaşlar. M noktasına baktığımızda X teli dışarı yönlü, Y eteri ise içeri yönlü yani birbirlerinden oluşturdukları manyetik alanın yönleri zıt olacak arkadaşlar. X yerine baktığımızda arkadaşlar i yakamı geçiriyor ve 3T uzaklıktaysa arkadaşlar ben diyorum ki buradaki manyetik alanın büyüklüğü B bölü 3'tür arkadaşlar. Çünkü i bölü 3T arkadaşlar direkt olarak doğru orantı kurabiliyorum. Sonrasında Y noktasını M noktasında oluşturduğu manyetik alana bakıyorum. İçeri yönlü ve 3i bölü d'den arkadaşlar ben bunu 3b diyebiliyorum arkadaşlar. b bölü 3 sayfa düzleminden dik ve dışarı doğru 3B sayfa düzlemi dik ve içeri doğruysa arkadaşlar bunların bileşkesi nedir? 8B bölü 3 yani L noktasında oluşan manyetik alan 4B büyüklüğünde M noktasında oluşan manyetik alan 8B bölü 3 büyüklüğünde arkadaşlar bunları oranladığımda ben ne buluyorum arkadaşlar? 3 bölü 2 cevabımız Adana 5. soruda çift delikle yapılan girişim deneyinde perde üzerinde karanlık ve aydınlık saçaklar elde ediliyor. Merkezi aydınlık saçak ok yönünde hareket etmesi için işlemlerden hangileri tek başına yapılabilir diyor arkadaşlar. Birinci öncülde birinci açıklığın önüne ince cam levha koymak diyor arkadaşlar. Eğer ince cam levha koyarsak birinci açıklıktan geçen ışınlar gecikeceği için arkadaşlar merkezi aydınlık saçak ok yönünde kayabilir birinci öncümüz. Doğru. İkinci öncülde kaynağı düşer yukarı hareket etmekten bahsediyor arkadaşlar. Eğer kaynağı düşer yukarı hareket ettirirsek desen tam zıttı yönde yani aşağı yönde kayar arkadaşlar. İkinci öncülümüz yanlış. Üçüncü öncül de kaynağı fanta yatay doğrultuda yaklaştırmaktan bahsediyor. Eğer kaynağı yatay doğrultuda yaklaştırırsak arkadaşlar merkezi aydınlık saçan yeri değişmez. Üçüncü öncülümüz yanlış. Doğru cevabımız yalnız bir Adana. Altıncı soruda sürtünmelerin önemsenmediği ortamda özdeş yerler kullanarak şekil 1, 2 ve 3'teki sistemler oluşturuluyor. K, L ve M cisimlerinin kütlesi eşit olup cisimler denge noktasından bir miktar çekilip bırakılarak basit harmonik hareket yaptırıldığında periyotları TK, TL ve TM oluyor diyor arkadaşlar. Buna göre TK, TL ve TM arasındaki büyüklük ilişkisi nedir diyor arkadaşlar. Öncelikle yayların yay sabitlerine biz K diyelim arkadaşlar. Birinci şekli baktığımızda seri bağlı iki yay görüyoruz. İkinci şekle baktığımızda arkadaşlar ikinci şekilde eğik düzleme konmuş bir sistem görüyoruz arkadaşlar. Burada eğik düzlemin açısı önemsizdir arkadaşlar. İkinci şekilde iki tane paralel bağlı yay görüyoruz. Üçüncü şekilde de aynı şekilde arkadaşlar iki tane paralel bağlı yay gördüğümüzde birinci şeklindeki yay sabitimiz k bölü 2 ikinci şekildeki yay sabitimiz 2k üçüncü şekildeki yay sabitimiz 2k oluyor arkadaşlar. Şimdi periyodu hatırlayalım arkadaşlar. Periyot kütlenin karekökü ile doğru. Yay sabitinin kareköküyle ters orantılıydı arkadaşlar. Dolayısıyla yay sabitimiz küçükse periyodumuz büyüktür arkadaşlar. Dolayısıyla K'nın periyodu büyüktür. L ve M'nin yay sabitleri eşit olduğu için arkadaşlar ikisinin periyodu birbirine eşittir. Doğru cevabımız Bursa. 7. soruda özdeş K, L, M mıknatısları ve O merkezi özdeş X, Y, Z iletken tel halkaları oklarla belirtilen yönlerde eşit süratlerle hareket ettiriliyor. X, Y ve Z tellerinden hangilerinde indüksiyon EMK'sı oluşur diyor arkadaşlar. Öncelikle indüksiyon EMK'sı oluşması için arkadaşlar manyetik akı kesinlikle değişmelidir arkadaşlar. Birinci şekle baktığımızda K mıknatısı aşağı yönde X teli yukarı yönde hareket ederse arkadaşlar manyetik akı artar. Dolayısıyla indüksiyon EMK'sı oluşur arkadaşlar. İkinci tele baktığımızda L mıknatısıyla Y teli eşit yönlerde eşit büyüklüklerle eşit büyüklükteki hızla hareket ettirilirse eğer manyetik akı değişmeyeceğinden arkadaşlar indüksiyon emk'sı oluşmaz. Üçüncü tele baktığımızda M mıknatısı ve Z teli zıt yönlerde eşit büyüklükteki süratlerle hareket ettirilirse arkadaşlar manyetik akı azalacağından arkadaşlar indüksiyon emk'sı oluşur. Cevabımız C. Sekizinci soruda düşey doğrultuda 20 metre bölü saniye büyüklüğündeki hızla yükselmekte olan balondan bir cisim Balona göre yatay doğrultuda 15 metre bölü saniye büyüklüğündeki hızla fırlatılıyor. Balonun yerden yüksekliği 25 metre olduğuna göre Cisim atıldıktan kaç saniye sonra yatay zemine çarpar diyor arkadaşlar. Öncelikle benim yatayda atıldığı yani öncelikle arkadaşlar yataydaki kızımız 15 metre bölü saniye olacak. Düşede kızımız arkadaşlar balonla eşit büyüklükte olacak olacağı için 20 metre bölü saniye olacaktır arkadaşlar. Yataydaki kızımız arkadaşlar yatayda alacağımız yolu belirler. Düşede kızımız ise arkadaşlar uçma süremizi belirleyecektir arkadaşlar. Öncelikle düşüyor olarak ve yukarı yönlü 20 metre bölü saniye hızla atılıyorsak arkadaşlar 2 saniye sonra sonra maksimum yüksekliğine gelmiş olacağız arkadaşlar ve atıldığımız noktadan 5 tek kareden hesaplayabiliriz arkadaşlar 5 çarpı 2'nin karesinden atıldığımız noktadan 20 metre çıkabiliriz ancak toplam yüksekliğimiz kaç olacak arkadaşlar 25 metre yüksekliğine atıldık ve 20 metre daha yükseldiğimize göre arkadaşlar toplam yüksekliğimiz 45 metre olacaktır sonrasında aşağı doğru düşmeye başlayacaktır cisim toplam yüksekliğimiz de arkadaşlar 45 metre ise eğer 5 takareden de buradan düşme süremiz 3 saniye olacağından 2 saniye yukarı çıktım 3 saniye aşağı indim toplam uçuş sürem 5 saniye oldu cevabımız Adana 9. soruda şekildeki tekerlek sürtünmesiz yatay düzende sabit V büyüklüğündeki hızla kaymadan dönerek ilerlemektedir diyor. Tekerlek verilen konumdayken K noktasının yere göre anlık hızının büyüklüğü kaç V'dir diyor arkadaşlar. Öncelikle cisme baktığımızda arkadaşlar hem öteleme hem dönme hareketi yapıyor arkadaşlar. Dolayısıyla yere göre hızının büyüklüğünü bulmak için arkadaşlar dönme hızıyla öteleme hızının bileşkesini alacağım arkadaşlar. Baktığımızda cismin öteleme hızı eğer V ise arkadaşlar cismin yüzeyinde bütün noktalardaki dönme hızının büyüklüğü de nedir? V'dir. Dönme hızı her zaman için cisme teğet ve 90 derecelik bir açı yapar arkadaşlar. Ötelemeyi de hareket yönüne doğru paralel çizdiğimde ikisinin arasındaki açının 60 derece olduğunu gördüm. Ve ikisinin bir ilişkisi ne olacak? Aradaki derece 60 sayı arkadaşlar. V 3 olacak. Cevabımız Ceyhan. 10. soruda sürtünmenin önemsenmediği sistemlerde M kütleli X, Y, Y cisimlerine F1, 2MG ve F2, 3MG büyüklüğündeki kuvvetler şekildeki gibi uygulanıyor. Buna göre arkadaşlar cisimlerin iğmelerinin oranını soruyor bize arkadaşlar. Baktığımızda X cismi üzerindeki net kuvvet nedir arkadaşlar? F1 kuvveti direkt olarak ipteki gerilme 2MG'dir ve X cismin üzerindeki net kuvvet 2MG'dir arkadaşlar. Buradan F eşittir MA yaparsak x cisminin ivmesi 2g gelmektedir arkadaşlar. y cisminin üzerindeki net kuvvete bakarsak eğer arkadaşlar ipteki gerilme f2'nin büyüklüğündedir. Yani 3 mg'dir. Aşağı doğru da zıt yönde bir kuvvet uyguladığı için m cisminin kütlesi arkadaşlar ağırlığı olduğu için 3 mg eksi mg'den üzerindeki net kuvvet nedir arkadaşlar? 2 mgdir y'dir. Bunda da f eşittir MA yaparsak arkadaşlar y cisminin ivmesini 2 g buluruz. İkisinin ivmesinde 2 g ise oran nedir arkadaşlar? 1'dir. Cevabımız Edirne. 11. soruda doğrusal bir yoldaki k'li araçlarının konum zaman grafiği şekildeki gibidir. K aracındaki durgun gözlemci L aracını 0 t zaman aralığı boyunca nasıl görür diyor arkadaşlar. Baktığımızda L aracının konumu değişmiyor arkadaşlar. K aracının ise sabit hızla hareket ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Hemen sağdaki grafikte hızman grafiğini çiziyoruz arkadaşlar. L aracının bir hızı olmadığını gösteriyoruz. Yani hızı sıfır. K aracının ise sabit hızla hareket ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Gözlemci olan K olduğu için arkadaşlar K'dan L'ye doğru oklar çiziyorum. Oklar çiziyorum arkadaşlar. Bu çizim okların yönü benim bağlı hızımın yönünü göstermekte. Yani bağlı hızım eksi yönde k'ya zıt yönde görüyor arkadaşlar. Sonrasında okların giderek büyüyorsa bağlazım büyüyor demektir. Okların gidecek küçülüyorsa bağlazım küçülüyor demektir. Okların sabit ise arkadaşlar sabit hızlı görüyor demektir. Burada da şekilde görüldüğü gibi okların büyüklüğü değişmiyorsa arkadaşlar demek oluyor ki kendisiyle zıt yönde sabit hızlı görüyor. Cevabımız Edirne. 12. soruda sürtünmeli eğik düzlemin alt ucundan 2 kg kütleli cisim 10 metre bölü hızla fırlatılıyor diyor. Yayın esneklik sabiti 100 Newton bölü metre olup yay en fazla 1 metre sıkıştığına göre sürtünmeye harcanan enerji kaç yıldır diyor arkadaşlar. Öncelikle cismin yerden kaç metre yükseleceğini bulalım arkadaşlar. Şurada bir benzerlik kurduğumuzda arkadaşlar cismin yerden 2,4 metre yükseleceğini buluruz. Sonrasında zemindeki kinetik enerji neye dönüşecek? Zemindeki kinetik enerji 2,4 metredeki potansiyeline, yayda depolanan potansiyel enerjiye ve sürtünmeye harcanan enerjiye dönüşecek arkadaşlar. Buradan denkliklerimizi yazdığımızda zemindeki kinetik enerjiyi yazdım arkadaşlar. 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı onun karesi. Sonrasında 2,4 metredeki potansiyelini yazdım. Sonrasında yayda depolanan enerjiyi yazdım arkadaşlar. 1 bölü 2 çarpı 100 çarpı sıkışma miktarının karesi. Buradan denkliği kurduğumda arkadaşlar sürtünmeye harcanan enerjine geldi arkadaşlar. 2 şul geldi. Cevabımız denizli. 13. soruda köy yükünün x ve y noktalarında oluşturduğu elektrik potansiyeli x noktasında 10 volt, y noktasında 4 volttur. Buna göre 2 kulonluk bir yükü y noktasından x noktasına götürmek için yapılan iş kaç jüldür diyor arkadaşlar. Yapılan işi ben nasıl bulacağım arkadaşlar? Potansiyel fark noktalar arası potansiyel farkım çarpı yük miktarından bulacağım. x noktasının potansiyel farkı nedir arkadaşlar? 10 volt, Y noktasının potansiyel farkı 4 volt. Potansiyel farkın noktalar arasında 6 volttur arkadaşlar. Yüküm de 2 kulomp olduğuna göre arkadaşlar yapılan iş ne kadardır? 12 cüldür. Cevabım cevabım. 14. soruda derinliği değişmeyen bir dalga leğeninde aynı fazla özdeş iki kaynaklı bir girişim denilisinden oluşturuluyor. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Birinci öncülde diyor ki kaynaklar üzerinde girişim çizgisi gözlemlemez. Evet arkadaşlar kaynaklar üzerinde bir girişim çizgisi gözlemleyemeyiz. İkinci öncülde diyor ki dalgaların genliği artırırsa dalga katarların sayısı artar diyor arkadaşlar. Dalgaların genliği arkadaşlar dalga katar sayısını etkilemez. Dalgaların genliği artar ya da azalırsa dalga katar sayısı değişmez. Üçüncü öncülde diyor ki Dalga katarları maksimum genlikli çizgilerdir. Evet dalga katarları arkadaşlar maksimum genlikli çizgilerdir. Üçüncü öncülümüz doğru cevabımız denizli.